Efendim, 25 yaşındaki Nuray Evci 17 Ocağı 18 Ocak çarşamba gününe bağlayan gece Kırıkkale'den kayboluyor. Anne ve babası aramızda 8 gündür haber alamıyorlar. Aile kızları Nuray'ın teyzesinin oğlu bir çocuk babası Engin Koca, o da 40 yaşındaymış, onun tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Aramış galiba sizi. Kuzeni Engin'im yanımdayım demiş, değil mi? Evet. Yani bu sizin teyzenizin, yani sizin kız kardeşinizin oğluna mı gitti? Evet. Evli mi peki bu adam? Evet. Satılmış adı Engin çevirdi adını bir ay önce. Hı? Bir ay önce kızımı götürmeden önce adını değiştirdi. Satılmış kim? Kocaydı, Engin Koca oldu. Tamam. Ha, senin yeğenin adını değiştirdi? Evet. Satılmış ismini Engin'e çevirdi? Evet. Hı. Anladım. 5 aydır aileyle aynı mahallede yaşıyormuş. Sık sık sizi de ziyarete geliyormuş, sofralarınızda evet. Oturuyormuş. Evet. Ondan sonra siz de diyorsunuz ki herhalde bu Engin benim o sırada kızıma göz koydu. Evet. Engin Koca, şimdi ailenin en büyük endişesi şu, Engin Nuray'ı kendisiyle evlenmeye mecbur bırakıp hayatını mahvedecek diye düşünüyorlar. Evet. Çünkü Engin anlatılanları sizin iddianız da bu. Geçmişte de amcasının kızına cinsel istismarda bulunmuş. Onun ardından evlenmek zorunda bırakılmış aile. Evet, öyle de, bir süre sonra da boşanmış. O evlilikten de 22 yaşında bir tane oğlu var. Ama şu an resmi nikahlı evli değil o zaman Engin. Hayır. Yok. Boşandı yani. Boşandık. Hanımı evlendi. 3 tane çocuğu var. Başkasıyla evlendi. Evet. Kendi mahallesine geldi. Bu herkese öyle. Karı kız oynadı. Ha annesi babası öldü. Bunları bıraktım dedi. Şey yaptı. Aramızda epey mesafe vardı. Ben hani eşinden ayrılmış kızım var. Ondan korkuyordum. Yanaştırmıyordum. Dedim ki bana bir zarar verirsen evime gelme dedim. Hı. Eşimin yanında demiyordum ama ben öyle olur mu teyze? Ben öyle yapmam. Bu Yozgat getiren öyle, bu hırsız öyle... hırsız aileden belli hırsız bunlar. Çok pislik bir açılığına Fransa'ya adam gönderiyorlar. Her şey yani yok yok bunda. Ben kızımı almak şimdi istiyorum onun elinden. Kardeşinin oğlundan bahsediyorsun değil mi? Evet. Ablamın oğlu. Ablamı da derdine öldürdü. Dövdü öldürdü. Kolunu kırdı. Bir ablanın, anlık ettiler. Evet. Ablamı sürekli döven birisi. Oğlu mu dövüyordu annesine? İki oğlu da. Üç oğlu var. Üçü de dövüyordu. Ablanı? Evet. Kendi oğlu Ömer de kolunu ciletleyerek ondan sonra şimdi paralı asker dövmeli neli şuraları paralı asker. Kızım istiyorum benim kızım asla. Bir anlatsa kadıncağız şey gibi. Asla benim kızım öyle biri değildi. Ne içildi ne yedildi. Benim kızım nefret ediyordu ondan. Ben onu kadın etmem. Kan döktürmeden çıksın benim kızım meydana. Ben onu ona yeş etmem. Kimler geldi ben evlenmeyi düşünmüyorum diyen kızım. Abimle annem ne derse oradayım diyen kızım. Lise mezunu İmam Hatipliydi. Her dini şeyleri indiriyordu. Böyle Talha böyle dinleyen bir kızıdı. Ben şeker hastasıyım. Bende her hastalık var. 3 gün kaybolmadan önce kriz geçirdim. Kalp krizi kucağında ağlaya ağlaya öldü. Öyle bir kızıdı. Bir gün önce doktordan getirdik. Hastaydı. Kulak kristalları oynamış. Akşam veriyoruz. Apar topar bir haftanın içinde ev tuttum dedi, aldım dedi. Meğer ev tutmuş. İki yani artı bir. Götürdü. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim Fatıma Hanım. Sen o zaman niye bu Engin'i evine aldı? Ben almadım, kiradaydı. Ara sıra geliyordu teyzem diye. Akşamları geliyordu. Akşamları bu olunca geliyordu. Alma evine. Dedim ben kaç kere kovdum. Benim kızım da kovdu, büyük. Hı. Yüzsüz onlar, yüzsüz ben size diyorum ya, onlar benim ablam öldü, bitti benim sizinle şeyim. Hı. Ablamın katilleri, ben kızıma da dedim, bunlar ablamın katili dedim. Kızıma ne yedildi, ne içildi, hastaydı diyorum ya, muz getirdi. Ben kızımı almadan ondan, buradan gitmeyeceğim Müge Hanım. Ben zor durumda kaldım, buraya geldim. Ben onları dini üzere büyüttüm. Ben evime televizyon dahi koymadım. Ben onları babasız büyüttüm. Babası gurbetçiydi. Benim çocuklarım böyle olacak çocuk değildi.
Amcasının kızı bağlanacak ama korkuyor ailesinden. Her türlü de bağlanırım dedi. Yani bu dedi. Engin benim anladığım kadarıyla boş kalınca kuzenlerine mi bakıyor yani? İşte 16 yaşındaydı. Kızını, annesini, amcasının kızı. Annesi cenazeye gitmiş, amcasının kızına istismarda bulunmuş. Ondan sonra 4 ay hapise attı, çıktı, evlendirdiler. Amcası bunu öldüreceğiydi, kaçtı. Hatta kaçtığında da Kırıkkale'ye geldi. Ben de yine kovdum. Oradan gitti, yakalandı. Sonra her, geldi senin kızı aldı. Evet. Şimdi. Bunda Leyla ablasının da eli var. Çünkü ben sabah fark ettim. Saat 10'da kız evdeydi. 11'de de evdeydi. Annesiyim diyor. Hastayım dedi. Anne dedi. Sabah çaya beni göndermez. Kaldırma. Ama senin kızın sonra seni bir aramış herhalde. Aradı. Ama kocam diyormuş Engin'e. Evet. Onlar da ediliyor. Benim kızım zorda. Sonra ablasını aradım sabah, yok burada dedi. Sonra ertesi gün aramış ki burada. Kulakları patlamış da, zarı patlamış da, kan geliyormuş da, vurmuşuk da. Hep yalan. O ablası yataklık yaptı. Allah onun da bir kızı ondan beter olsun. Değil mi ya çocuğa? Beter olsun. Ablacığım, Engin'in ablası da, onun benim kızı da. Engin'den senin kızmanın nedeni... Birbirine düşmanlar aradı. Hayır, senin bu Engin'den ben... kızmanın nedeni demin kesilmiştir o başka kelimeler kullandığın için. Yani beraber olduğu kadınlarla erkekler arasında erkeklerle ilişki kurdurup para mı, menfaat mi sağlıyor yani? Onu mu her pislik arkadaşları getirmiş, lüks arabayla bu satmış, kendi ağzıyla dedi. Bu Ümitcan vardı ya bir ara, Ümitcan'ın yandaşları, oğlu da, kardeşi de, hepsi Ümitcan'ın arkadaşları. Ümitcan'ın arkadaşlarını da bilmiyorum. Sadece Ümitcan'ı söyledi, onu biliyorum Ankara'da. Şey, ne mahallesiydi? Oradan onların arkadaşları. Her pislik var yani. Ben bu kızımı almak istiyorum. Kızım Reşit de olsa, istemiyorum da dese sizi, kızımın beynini yıkadılar. Sonra ertesi gün ablası aradı. Teyze sana bir şey derim. Bana teyze deme dedim. Neyse dedim. Söylemeyelim. Kızın telefonu attınız demiş. Bir alo de. Ekmeğimi yedi. Zehir zıkkım olsun. Alo de. Alo de kızına. Alo Nuray. Annesi ayıp değil mi anne bu yaptığın? Sana ayıp. He? Sana bir şey. Sen beni buralara çıkarttın. Ben sana ne yaptım? Öyle, o düşmanlara, şey anne. Annesinin katillerine şey gittin. Çık be, gel ben seni almadan. Nuray ben gelin. Gelin. Sen ama... geleceksin. Nuray o katili yalnız, ben şeker hastasıyım Nuray. Beni öldürdün Nuray. Nuray. Dur, ama Müge bir dakika, Hanım, bir senin gibilerin yüzüne Müge bakma. Siz... olsun. Hakkım haram olsun. Haram olsun. Buradan gitmem seni almayınca Nuray. Benim oğlumu bitirdin. Bir konuşabilir bitirdin. Miyiz? Sana ne? Hadım hanım ama dur bir dakika, o bağlandı, bir onu dinleyelim hayatım, dur bir saniye, çok heyecanlısın farkında. Nuraycığım dinliyorum seni. Alo Müge Hanım, dedikleri gibi hiçbir şekilde yok. Yalan söylüyor, hazmedemiyor. Yalan. Eşinden ayrıldı diye böyle yapıyor. Yani yaş farkı var diye. Ben kendi gönlümle geldim. Kimse bana bir şey içirmedi de, yedirmedi de. Yalan. Çok da iyi baktılar. Yalan. Kardeşinin de hiçbir şekilde vallahi de billahi de haberi yok. Biz yalan. Götürdük karakola. Yalan. Sen de gel yanımızda dur diye. Yalan. Ben kıyamette kopsa gelmeyeceğim. Zaten de evlenmek üzereyim. Bir gün sonra nikahım kıyılacak benim. Benden uzak dursun. Resmi nikah mı? Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben gayet mutluyum. Yavrum senin yaş o farkı... O bunlara erişme. Dur bir erişme. Saniye. Erişme. Hatice de bizi dinlemediydi. Şu üç ayları başına karalı gelsin. Hakkım haram olsun. Kızına bakma, ben görsem tanımam. Siz vurmasanız ben vuracağım diyor. Bir dakika. Nuraycığım. Anne sizin... başka bir şeylere bu kadar çabalamadın. Allah bunlar senin çabala. Bir türlü belanı tamam. Versin. Ne çabalamadım? Sen beni yerden yere vurdun. Ben seni 3 sene emzirdim. Kan olsun. Kan olsun. Canın arkadaşı değil mi sana uyuşturucu?
Ümitcan'ın sattım demedim. Ümitcan'ın arkadaşı hadi değil mi satılmış? Adını değiştirmedi. Ya bak yakamızdan düş anne. Tamam mı? Hiç geçmedi. Dünya, istedi. Dünya emse seni Nuraycığım, Nuraycığım. Nuray. Sen beni buraya çıkarttın mahşerde. Ablam vurur. Oo, bu kadar bedduaları şey yapamayız. Ben, dur şimdi. Ben yapmadım bu öneçe. Nasıl yalan söylüyor? Amcası Peygamber Efendimiz'e konuşu olsun dedim. Selamete çıksın. Ben onu affediyorum. Ben onu bağrıma bak, basacağım, bak, alacağım. Bak, oğlum, benim bak, oğlum ta İstanbullaraça geldi. Kahrolmuş, ölmüş. Kime? Oğlumla değişti oğlum buna. Fadime Hanım. Yapmadı kardeşliği ya. Fadime Hanım abiliği. Dur bir saniye dinliyorsun. Kim Peygamber Efendimiz'e komşu oluyor? Ben anlamadım. Kim? Ben kızıma diyordum. Ne diyordun? Her zaman da bu güneçe diyordum. Peygamber Efendimiz'e komşu ol. Peygamber Buna... Efendimiz'in oğlu Asım gibi birine evlen. Ben öyle ona dualar ediyordum. He. Ha. Yerlerdi, yiyenlerine bakıyor diye kızım yeşinden ayrı. Kendini ya kardeşinin çocuklarına bakıyor, dayanamadı da taşındı gitti, benim kızımı da götürdü. Bir soralım mı? Bir Nuray'ı dinleyelim mi? Ha, yalan söylüyor. Nuraycığım. Müge Hanım yalan söylüyor. Tamam dur. Nuraycığım. Söylüyor, hazmedemediler, hizmetçileri evden gitti. Bu kadar basit. Ben hiç hizmet etmiyordum. Ha. Mutfaklarımı kokuttun, kurtlandırdın o gelince. Tabii canım. Yalan söyleme, üç aylar, pislik. Müge Hanım bir sor bakalım. Her gün diyordu ki git bu evden. Yediğin yemek haram olsun sana. Yalan. Utanmıyor musun yalan. Oraya oturmaya? Yalan. Niye? Bir an önce yalan. Evden git. Bütün komşu da şahit. 80 milyon insan. Komşularım hep bir bağlanacak Müge Hanım. Bir... Komşularım niye bağlanacak öyle... senin için. Niye öyle söylüyordu? Niye öyle söylüyordu? Hiçbir şey yok ortalıkta. Doğru otururken öyle yalan. Diyordu. Niye evlenmiyorsun? Git, defol. Yalan. Ben de adamı dedim ki torunu, bu kadar beni götürdü. Torunu babaya şikayet etti. Gel zorla götürdü. Ne? 7 ne, yaşında ne? Oğlanı, torunu mu? Ah, babasına şikayet etti. Yurda attırdı. Neyse, ben de kızım ben bunları çekemiyorsan. Aha görücülerim var. Ben hastayım evlen. Ben kapatıyorum beni. Bir saniye dur Nuray. Nuray kapanmıştır. Nuray kapatma tamam. Dur Nuray. Olay kapanmayacak. Ama Fadime Hanımcığım ama bak şimdi birine seslenip onu bağlıyoruz ya bir dinleyelim bakalım bir onu da bir dur. Sen zaten gene söylersin ondan sonra söyleyeceğini. Bedduaların et. Şu söyledi yalanlara. Hazırla sen şimdi bedduaların dur. Şimdi Nuray. Sizin bu yaş farkı aslında sen 25 yaşındasın o 40 yaşında bence şey değil yani böyle bir aranızda bir yaş farkı yok. Annenin evet. Tek kızdığı şey bu yaş farkı mı? Yok yaş her farkı var. Her türlü var işte o yani istiralarını söyler durur. Hayır bak şimdi sana şunu soruyorum. Allah'tan diyorsun ki, kork Allah'tan. Diyorsun ki annem bana diyor ki git evlen. Tamam sen evet. De tamam sen de diyorsun ki ben evleneceğim. Madem annen senin evlenmeni istiyordu da niye şimdi karşı çıkıyor kızım? Çünkü ahrabası olduğu için sevmiyor bunları o yüzden. Ama sevmemesinin şey tamam sevmemesinin nedeni ne? Anasının katilleri. Ya yalan söylüyor Müge Hanım işte başka zaman iyiydi ya cennet mekanın olsun diyordu. Kim? Allah seninle razı olsun diye dua ediyordu ya. Kime? Satılmış ha öyle mi? Evet. Allah bir gözünü kör etsin bu öyle dediğimi. Boş para aldın. Allah razı olsun diyordun. Evini taşıttın. Ben parasını fazlasıyla verdim. 10 milyar da paramı çaldı Müge Hanım. Peki bir şey söyleyeyim. 10 milyar da paramı çaldı. Bir dakika peki Nuray. Daha evvel de amcasının kızına tecavüz ettiğini söylüyor. O yüzden ya evlenmek zorunda şey kaldı yok, diyor. Abla, ben bağlarım Ayşin bağlanacak. Şey Ayşe, kim Ayşin bağlanacak. Ebru'yu mu getirmedi? Bir dakika. Ebru'yu mu oynatmadın mı? Anne seni... İslah etsin sen kafayı sen yemişsin. Sen islah etsin ki 40 tamam. Yaşında anan kaçtın. Geldin mi taş gibi, gül gibi, ne kızıkene, gül gibi kızıkene ne hale getirdin, ne hale. Ama bak şimdi. Yanına tamam, acımadım. Bir soralım. Peki sen hiç konuştun mu onun ilk eşiyle? Seni de Allah öyle etti. Hayır konuşmadım ama ben bak mutluyum, iyiyim, rahatım. Evleneceğim. Bu yetmez mi? Ne iş yapıyor bu satılmış? Ya şey bu ortada geziyor. Şey zina yapıyor. Abi, bak böyle konuşmakla bir dakika bir sus. Böyle konuşmakla kızını geri getirebileceğini düşünüyor musun? Yar etmem zaten. Gelir mi böyle konuştuğun takdirde kızı?
söyle benim bir susun da dinleyelim bakalım ne anlatıyor. Bir dinleyelim. Bir abzel etmeyin ama. Bir dakika hayatım biz de burada ala ala diyorsunuz da dur işte. Canlar. Efendim. Abla iyi yayınlar. İyi yayınlar. Engin sen misin? Evet ablacığım benim. Tamam. Bak teyzen sana çok kızgın kızımı aldı götürdü diyor. Evet abla doğru. Ama zorla öyle götürme falan hiçbir şey yok. Kelimeler yayına çıkmıyor. Ya. Ben siz burada küfür edeceksiniz diye seyircime niye sessiz sinema izleteyim ablacığım? Ne olur ama ya. Bir de bir kadına yakışmıyor bu şekilde hakaret kelimeleri. Yer etmem de tam nasıl getirdim. Engin'cim. Sen şimdi bu senin teyzen değil mi bu Fadime Hanım? Evet ablacığım. Tamam sen de evlerine girip çıkıyormuşsun, yemek yiyormuşsun, geliyormuşsun akşamları. Evet evet. Beraber zaten onlar bize gelirdi. Biz onlara giderdik tamam. Ablacığım. Tamam. Peki madem gidiyordun da niye bir teyzene, eniştene açılmadın ben Nuray'ı seviyorum, evlenmek istiyorum diye? Mevzuna dolandın. Ben ona kopar bile layık gördüm. Benim aklımda da o vardı. İnanın bak. Ben de çok isterdim. Hani gideyim isterim ama öyle bir şey zaten vermeyeceklerdi. Kopağı bile sana vermem, kopağı. Ama nereden biliyorsun ki kopağı istemeden? Yani o soruyu sormadan nereden bilebilirsin ki cevabı? Ya belliydim ablacığım, zaten belli. Hani gelsem gitsem kıskanırlardı, bir şey yaparlardı. Ben de üzülmesin diye fazla oturmazdım, çıkar giderdim. Allah senin belanı peki, versin neden mi? Allah peki, bazen insanların da kaçmasına hak verecek oluyorum. Yani... Müge Hanım, kanun, Engin. Kanun yok mu da? Neden seni teyzen sevmiyor? Vallahi bilmiyorum ki ablacığım, ben de bilmiyorum. Onlar sevilecek bir millet amcasının değil. Amcasının kızına tecavüz etti, bütün zorla evlenmek arası zorunda kaldı diyor. Şimdi... Hayır. Hayır mı? Ömer'i bağlayacağım, Aysun'u bağlayacağım. Senin amcayın oğlu da... Engin sen ne? Yalan. Yahu bir dur. Güzel kartım bile var cebimde. Nesi? Güvenlik kartım bile var benim. Özel güvenliksin. Çalışıyor musun şu anda bir yerde? Yok şu anda çalışmıyorum. Nasıl hep geçiniyorsunuz? Hiç. Efendim abla? Nasıl geçineceksiniz? Evi sattı yani? Yiyor dördüncü katı. Evi sattı. Ablam ben de onun dediğinde hiçbir şey anlamıyorum ki. Faizini gelmiyor. Faizini yiyor. Diyorum ki nasıl geçindireceksin kızı diyorum. Anam bir işe gireceğim, çalışacağım. Allah nasip ederse, sağlık sıhhat verirse inşallah ben kimseye muhtaç etmeyeceğim. İnşallah sağlık sıhhat vermez de kalbinden... Senin böyle yasaklı madde alışkanlığın falan mı var? Her şey var, her şey. Ümit canın yoldaşı, arkadaşı. Allah Allah. Engin'cim senin yasaklı madde alışkanlığı mı var? Teyzen en çok ondan korkuyor. Yok ablam kesin. Ben hayatımda alkol da ağzıma almamış insan değilim. Her şey var. Saat gece birden saat... Annenizi falan dövdüğünüzü iddia ediyor. Daşı evin haberi böyle yok. Daşı oynadı götürdü. Annelerini döve döve öldürdüler diyor sizin için. Öldürdü evet. Annem kalp krizinden öldü. Hastanede raporları var ablacığım. Bir tane kalp raporu göstersinler. Ondan sonra konuşsun. Ayıptır. Kolunu kırdı, içeriye kilitledi. Hayır yani Engin, ben şimdi şunu merak ediyorum. Şimdi bak gayet terbiyeli bir çocuk olarak karşılığında konuşuyorsun. Teyzen işte bambaşka öyle bir şey anlatıyor. İşte o öyle konuşur. O saygıdan o kızı önden aldattı. Daha ablasını bizim yanımızda küfür etti. Ben yapma ablan dedi. Müge abla. Ha, ablasıyla küsüdü. Benim kızım götürünce. Sen konuşacak harazalı deşeğin yok ki. Kilal olunca karnım önünde mi oluyor? Daşı düşürdüm. Ben şimdi yalancı mı oldum teyzen? Hiç yalan söylemezdi. Pislik o hastaneye götürün. Niye yalan söylüyorsun? Tamam doğru söylüyorsun da. Namussuz. Niye yalan söylüyorsun o zaman? Annem ben mi dövdüm? Namussuz. Ebru'yu eve getirip oynatmadın. Ananı sen öldürdün. Sen üniteye vurdun kolunu. Depeyle oğlun da dövdü. Oğlu da dövdü anasını bu da. Bir şey sorabilir miyim? Ha, oğlum ciletledi dedim ki. Ciletlemedi dedim. Bir şey sorabilir miyim? Her pislik var Müge Hanım. Niye sen Engin'e hamilesin diyorsun? Ne demek yani? Hamile gibi. Aha şöyle konuşamıyorum diyor. Evet. Kilolu demek istiyorsun. Evet. İlk kural küfür etmiyoruz. Çünkü bizi izleyenler o zaman ses Müge kesiliyor Hanım ya. Hiçbir şey anlamıyorlar. Sen de kendini doğru ifade etmek için biraz sakince konuş. Hiç. Neredeler? Şunu diyorum ki hani bakayım ben bir Nuray'la Engin'e. İnanmasın ben onu buradan almadan gitmem. Bak hala ben ne diyorum.
Evet, Nuray ile Engin geliyorlar. Hoş geldiniz. Nereye geçelim? Şöyle geçeceğiz. Hoş geldiniz. Ben de böyle çok iri yarı falan birini bekliyordum. Adam gayet işte göbek... Kayınvaliden tarafından çok fazla seviliyorsun Engin. Hoş geldin. Hoş bulduk abla, sağ olun. İyi yayınlar. Nuray sen de hoş geldin. Evet, kızın karşında. Ben onu asla ona yar etmem. Ben Almanca... İlk kaza alim sen edin. Abla ben çocuklarla konuşmak hani kızı istiyorum. Kızı şimdi küfür acaba küfür konusunu annesini sesini duyamıyoruz ki biz Fatıma Hanım. Annesini mikrofonda mı problem var? Annesini gönderdi. Çalıştırdı yedi. Ha yani edeceğimizi zannediyorum. Yozgat'tan sen küfür etme. Ben sana ayağı etmem. Ben sakinleştireceğini anlıyorum. Abin bunu nasıl yaptın? Onlar çekemiyor abin. Ekmeğimiz yedin lan. Abin okumuştu. Ekmeğim bir bardak lan. Bizi çekemiyorlar. Allah adını değiştirdin. Adını değiştirdin ahlaksız. Bağlansın canlı yayına bağla benim. Bağlanacakları var Müge Hanım. Ben bu kızı buradan alırım. Ben bu kızı almadan gitmem. Tamam. Hastaneye yatır. Kendisi 25 yaşında, akıl yaşı 14 yaşında. Sen de yakında dur. 4 gün sonra atacak bu seni. Saklambaç oynuyormuş. Buna yatağına yemek getiriyormuş. Körebe oynuyormuş. Bu sağlıklı mı bunu düşünüyor? Ülkün seviyesi düşük. Nasıl bu babana, anana bunu yapın? Tamam, hafta... bir Nuray'ı dinle. Ya canım ismi niye İngiliz? Esat'tan adam bize karşımıza çıktı, öyle mi? Evet. Bu devletimiz bir kereliğe mahsus bir kanun çıkarttı. Gülünç veya komik isimler değiştirilebilir mahkemesiz diye. Ben de başvuru yaptım, kabul edildi. Olay bu. Şimdi ben biliyorum da bak size okuyayım mı bunu? Dur biraz sakinleşin bak, bugünün bilgisini öğrenelim. Şimdi... bu çok enteresan bu satılmış ismi. Ben mesela niye satılmış ismi koyuyor aileler diye merak ettim, bunu araştırdım. Şimdi özellikle aslında insanların çocuğu olmadığında çocuğum olsun diye gidip dileklerde bulunuluyor ya. Şimdi bu bulunulduğunda çocuğun oraya adaktan geldiğine bulunmaz inanılmış. Olsun yani... geberdiler de bunlar da bizim için doğurdu. Anası... Çocuğun hani... Sana bak biraz daha böyle konuşursa dava açacağım artık. Dinlemiyor. Bak Engin'cim sana da söylüyorum. Senin ismin de kötü değil. Bazı yörelerimizde çocuğu olmayanlar kaynak suların başında, ulu ağaçların altında veya türbelerde dilekte bulunurlar. Utan çocuğun buralara çıkma. Satılmakta olduğuna inanılır. Bu yöntemle çocuğu olduğuna inananlar tamam. Çocuğuna satılmış ismini verirlermiş. Yani aslında abi, bunun başka böyle abi, daha geçmişten memur kalan bir... başka şeyleri de var, ritüelleri de var. Yani aslında çocuk yaşasın diye adakta bulunuyorlar. O nedenle de satılmış ismini veriyorlar. Bu gerçi Fatıma Hanım'ı hiç ilgilendirmiyor ama günün bilgisi olsun diye ben verdim. Zamanında okumuştum, hoşuma gitmişti, size de aktarayım dedim. Yani Engin de adını beğenmemiş, Engin yapmış. Tamam bak, bana ne bundan yapsın, ne haltı var. Onu yiyen olarak görmüyorum. Ben o pisliklerle kaç senelerce kusturdum. Ben daha... niye evini aldın sonra öbür istirma, o zaman? İstirmar etti kız. Böyle annesi sarılıp da o alayışı 13 yaşında yavrum dedi. Ben hayır dedim, daha gözüm önünden gitmiyor. Tamam bir durur musun? Peki, peki bu kadar tecavüzcü bir adamı... Tamam senin evde iki tane kızın yok mu kardeşim? Evet. Bu adam da tecavüzcü mü senin dediğine göre? Niye aldın evini? Niye mi aldım? Ne dedi? Ha. Yüzüme şarkadan tükürüm. İstediğimi bana yap. Ben sana yapma, zarar vermem. Yanlış yapma. Benim dedi. Bir yüzüm kara dedi. Teyze sana yanlış...
Gelme dedim. Bak millet dedim laf ediyor dedim. Yine geldi. Nuray aldatıyor, sakız getiriyor, karan getiriyor, Nuray arıyor, getirtiyor. Benim hiç haberim yok. Nuray daha bunu kaçtıktan sonra... Sakızla mı kandırdı yani? Kaçtıktan sonra oğluma diyor ki kaçacağı günü. Bana kontrol yükle abi diyor, abisinin kontrolüyle buna kaçıyor. Hatice Badem, ablan Nuray. Ablası, bir, o bağlanmak istiyor. Bir şey söyleyeceğim, bir geldiler ya, bir onları da dinleyebilir miyiz? Dinle. Bir Hatice Hanım'ı dinleyelim, ablan telefonu attığımızda. Ayşe Çayır, Ayşe Bayındır, Murat Çengül, hepsini dinle. Hatice'cim o burada bir kafa dur bir... Abla, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, buyur canım. Ablacığım Nuray yayından sonra dün beni aradı. Körebe oynadığını, saklambaç oynadığını söyledi. Bu yaştaki birisi ona oynamak için mi kaçmış? Kırkır şamata uçun. Evet Nuray, sen niye hiç konuşmuyorsun? Konuşacak dili mi var? Konuşuyorlar ya işte. Konuşacak dili mi var? Ablana cevap ver. Öyle mi dedin ablanacığım? Eşler kendi arasında oynardı, gülerdi. Bunda ne var? Sen eş misin? Hayır, sen niye söyledin ablana böyle? Neden eş oluyor? İkisini de öldüreceğim diyor din. Biz ben burada değil mi? Arayıp. Ben yani Engin'e aşık oldum. Körebe mi oynuyoruz? Yok hayır. Mi? Ben dedim ki ben mutluyum, iyiyim. Teşekkür ederim. Beni rahatsız etmeyin dedim. Körebe nereden çıktı? O oynar. Evde de çocuklarla oynuyor da. Çocuk gibi kedi köpek oynar. Bir saniye. Sen ablana böyle bir şey kuslanları söyledin mi, söylemedin mi? Evde oynar demiyor. Ya söyledim de biz oradayken diyorum oynardık çocuklarla. Buradayken demedim. Yalan bak ya. Neredeyken oynuyordunuz? Yani Kırıkkale'deyken. Yani Müge abla hani o kadar mutluyum, o kadar rahatım ki. Yeri geliyor oyun bile oynuyoruz demek istiyor. Evet. Şey öyle yani. Onu demek istedim. Evet. Yalan. Ben çok rahatım. Ailen de diyor ki yalan herhalde biraz kafası yalan gidik diyor yani. Diyor. Bir dakika durun yani. Bu kadar ya olay. Sen benim bildiğim sen yalan söylemezdin. Şu söylediklerin hepsi. Aylan seni zorla kaçırıldığını düşünüyor. Hayır. Zorla kaçırıldığını saklanmak falan değil. Hayır. Kafası gidik diye düşünüyor. Öyle bir şey yok. Siyahlık arabayla uyuşturucu sattım demedin mi? Adam da bu arabayı sana vereyim demedin. Nuray, ben sen almadan gitmem Nuray. Nuray ben sen almadan gitmem. Bir kokulayacağım. Yavrum özledim. Bir annene bir sarıl. Nuray bir kalk annene bir sarıl kızım. Kalk bir anne. Dur bir dakika bir dakika. Dur geliyor geliyor. Dur, ne yapıyorsunuz ya? Niye ajitasyona giriyorsunuz bu kadar? Tamam. Anne. Anne. Böyle mi alası yaptın ya? Yaptın lan? Hani kızıydı, hani kızıydı, kızıydı. Gelin diyor. Kapımı çaldı da, kapımı çaldı da. Yaptım söyle niye yalan söylüyorsun yavrum hiç anlamıyorum. Onlar benim düşmanım o evladım. Görmeden gitti seni kandırdı yavrum. Hizmetin etti çayın içine yavrum. Yavrum! Yavrum! Ya bu kadın da çıkıyor. Kuzum! Sıkıntısı var demek ki yani. Kuzum! Ya sen bunu yaptın. Bunu acillere götürdüm. Sana yemekler hazırladım. Kuzum! Nuray! Yani! Sen... Daha dinden demiş ki nasıl çıktı oraya demiş yavrum. Yavrum kırılan gibidir. Nasıl seni yavrum. Kulaklı istedim dediğin gibi. Oynadım ben seni doktuna götüreceğim mesela. Kuzum! Kendim gitmedim seni götürdüm yavrum. O pisliğe nasıl anladın? Burayı kulağın sağır olacak ya. Bu kadar kuzum, kulağına bağırıyor. Onlar benim bacımı öptürdü kalbime. O da ağlıyor.
Bir tane kimi satmışsın? Sabaha da iftira atmayın. Sen senin gibi şeytanların yüzünden. Ben mi öldürdüm anamı? Ben kimseye iftira etmedim. Anamı ben mi öldürdüm? Esra'yı da sen kaçırdın. Ne? Benim bacım da bağlanacak. Arife bağlanacak. Ablacığım bir durur musun? Ana bağlayın. Ablacığım, ablam bir durur musun? Allah aşkına ya. Ant verdim ya, daha ne diyeyim ya? Benim kızımı sana verirsem dünya... Benim o, ben onu... Dün. Ben onu nasıl büyüttüm ben? Abime nasıl yaptın bunu ha abime? Benim böyle bin tane, yüz senin bin tane... Senin bir abim vardı, o ne yapacak? Oğlum, Nuray onun için öyle yaptı onu. Nuray, bir durur musun? Sana bir şey söyleyeceğim. Yani annem bu kadar perişan oluyor. Bak sana sarılmış vermeyeceğim diye. Yani hiç haklı tarafı yok mu? Vermem. Vermem, ben ölürüm vermem. Benim yanıma gitmiyorsa abisinin yanına, abisinin yanına gitmiyorsa yeğenim Ayşe'nin yanına vereceğim. Ben o çok... Anına, onun bacısı da bunlardan kötü olsun. Yatırdık elinde, bir şey mi yaptın bacama? Amcasının bacama? Oğlu bacısına tecavüz edecekti, kaçırdık getirdik. Tamam, ablacığım. Rahatma, sus artık ya. İnsanların suçu var Leyla. Kızım, benim kızım oradaysa söyle ben geleyim arabayla. Nurayla konuş, bir Nurayla konuş. Bak kız ağlıyor, bak bir konuş kızınla. Hiç kimsenin haberi yok. Sen onun boynuna mı gelip oturuyorsun? Ben onun boynuna seni vermem. Nuray vermem ben. Kanımı dökerim. Orada beni... Öldün. Sen nasıl yalan söylüyorsun dün babam bana bir şey demedi. Bir hafta önce demedin babamdan gıcık olup. Ben babanıza bir gün size konuşturmadım. Elin yanında beni kötü ediyorsun. Bu çocukların sevgi vermeyen bir adam bak. Sevmeyen bir adam. Ben sevdiririm. Çocuklarıma bir şey deme. Onlar bekar. Onlar cahil. Beni bırak da kızım. Ben anlayışla doluydum. Beni bırak da kızına döndü. Ona bacım, bir şey söyleme, dur konuş, sen kızınla konuş, kızınla konuş. Çağırt kızmaz kendine. Katil üniteydi. Tepeyle vurup da oğlunla ikimiz. Anayın kırık kolunun üstüne hem kırdınız hem üniteydi. Sen Nuray'la konuş. Nereden geldin? Ulan Nuray'ın anasını tanısın, sen kızıma bak ya. İftira atma ya. Kimsenin suçu yok. Nasıl sen bunu bana yapan kız nasıl? Ben kendim gittim. Telefon attım. Niye geldin? Ne öldük sana, ne öldük? Hiçbir şey yapmam. Akşam 8'de yatıyordun. Gönün olsa kalkıyordun, gönün olmasa kalkmıyordun. Evlendirmedin mi? Ben ondan mı evlen dedim? Gururun yok mu? Ben burada gidiyordum. Her gün, her başka gün. Giderek olamaz mı? Daha üç gün önce Ay Güneş gibi biri geldi. Telefonu belediyede atmış mı? Kepçeci, gel kızım resmine bak dedim. Kendine yaşa. Küçük görmüyordun, hani dua ediyordun. Ben ona duadan dua 10 milyarımı ver. Yedeğin etmen parasını ver. Ne 10 milyar ya? Onur'a para. Onur'a parası aldım. Fadime Hanım. Fadime Hanım. Bak bir şey söyleyebilir miyim? Sen çaldın. Sen çaldın. Fadime Hanım. Çaldın. Fadime Hanım. Fadime Hanım. Nerede çaldın? Ekmeğin parasını ver. Fadime Hanım. Bak. Sana ben bunu koymam. Fadime Hanım. Kendine bak. Tamam. Ben kızımı al. Fadime Hanım, dinler misin beni? Bak, konuşurken olaydan kopuyorsun. Çok da üzüntülüsün, farkındayım. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Dinler misin beni? Şuralarım yanıyor. Tamam. Ya kızım ama sinir hastası da sinir ettikten sonra da sinir hastası da dememek lazım tamam, yani. Ama işte bir de tamam ama yani. İftira atıyor insanlar ama herkes dava açacak. He? Hoş mu olacak? Söylediği, dünkü söylediği şeylerle ilgili. Niye dava açıyor? İnsanların hepsi de dava açacak. Ya kim açacak? Kaç kişi uğraşsa aradı bizi? Hangi birini susturalım? Doğru. Kim açtı size, sizi arıyor? Kime dava açıyor? Hayatımızda. Nuray. Sen güldürdün sen.
Leyla beni ne de Ali Ayşe, şey, Hatice beni. Fadime Hanım. Müsaade eder misin programı yapayım? He? Tamam. Beni bir dinler misin lütfen? Dinlersen bak Nuraycığım. Sevdin, gittin. Ben bir şey demiyorum. Ben sizin yaşınıza, başınıza da bir şey demiyorum. O sizin kendi kararınız. Fakat annen kendini parçalıyor. Diyor ki bu adam benim kızımı mutsuz edecek diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir dur bakalım annen de ne diyor. Ya tamam biliyorum da. Heh. Mutsuz ederse o zaman konuşsun. Yüzüme o zaman tutursun ya. Ben? O zaman kızım iş işten geçmiş olacak. Tamam öyle bir şey olmayacak. Ben bir dur direkt bakalım. Gelmedim. Nuraycığım sen geldim. Sağlıklı değil. Bunun psikolojik tedaviye gelen şey var. Bunalıyorum diye gidiyordu. Vallahi bunu inan konuşuyormuş. Abisinden kontör alıp. Beni bırak. Bu gelen açak kontörde olmuyordu öyle derdi. Ya yazık bırakmıyor. Benim ile ya. Yatan kız. Bak telefonla attığımızda. Peki annen dedi ki benim kızımın dedi IQ'su düşük dedi. Daha doğrusu doğru erkeği seçme IQ'su düşük dedi. İlk defa evet, duydum bunu ama. Evet kendi 25 yaşında. Ha? Aslında kendisininki düşük. Akıl yaşı 14 yaşında. İşte bir babandan insan dolayı mı? Anacığım. 24 saat konuşuyorsa. Anacı. Hiç karşısındakini dinlemeden sadece hep benim dediğim olsun istiyor. Yönetemediği insanlara da iftira atıyor. Öyle mi? Ben. Evet. Allah'tan kork Allah. Kime bağlanırsan bağlan. Bir de Fadime yalan söylüyor. E peki ablana İftira da mı öyle ediyor, diyorsa ben burada gerekli evet, cezayı alacağım. Evde herkese karşı öyle. Bunu herkes de biliyor. Sadece insanları ya doldurmuş ya da insanlar öyle çekiniyor. Mi? Ben peki, kimseyi doldurmadım. Bir mahallede şu arkamdaydı benim. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Şimdi sen okulunu da bitirmemişsin. Nedenini anlayamadım bir şekilde. Ben lise mezunuyum. Bitirdin mi? 52'de bıraktı diyor. Hayır. 3 sene İmam Hatip'e gitti, geçmedi. Oğlan 6 yılda... 2 yılda dışarıdan bunu bitirdim dışarıdan ben. 3 yıl daha okuttu. 6 yılda bir liseyi bitirmiş. IQ seviyesi düşük bu. Üniversiteye de oğlan 5 sene kodu. Şey etmedi. Ehliyete saldı. O film bakıyor. Mesaj çekiyor. Şeye bakıyor. TikTok'a. Şey, neyse, 5 kere girdi, 5 milyarı yatırdı oğlan, kaybetti, ehliyet alamadı. Arabayı sürmeyi biliyor, ehliyet alamadı. Bunu bindirdi, sürdü, gezdirdi. Ta benim büyük kız diyor ki, emniyet kemerinde akarken diyor, kızı elledi diyor. O inmek istiyor evine diyor, o inmiyor. Markete gitmişler. Yalan ben diyor, o zaman aklıma geldi, annem bana kızar diye ben buna bir şey kondurmam ki. Bu tüm benim hakkımda yalan söylüyor. Allah şahidim olsun. Ben yalan söylemem, yalançıyı da tabii, sevmem. Tabii. Gitti bacımın yanında durdu, $100 çaldı. Gitti annesine çalıştım getirdim dedi. Eniştem bunlara küfür etti, bu da benim bacıma küfür etti. Gitti kadın, bir ablam var demin ki kadın, yayındaki kadının evi gibi evi. Evi. Onun un parasını çaldı. Ablam diyemedi kocasına, bu hırsız. Sadece abim dedi ki senden çalamadı, nasıl çalamadı, sen biraz dişlisin dedi. Abimin kızına iftira biraz attı. Kaçmış gitmiş de geri. Biraz, kızını biraz aldı önce işte. De o milyarını çalmış. He benim de kızım. Gidebilir miyiz biz Müge Hanım? Bize söz verdiniz. Hiçbir yere gidemez Müge Hanım. Kıyamet de kopsa gideceğim. Nasıl kopartacaksan kopart. Tamam işte göreceğim. Gidebiliyorsan da git. İçin o Nura yani ben sen kendi yani arzunla mı gittin, evet, tehditle mi gittin? Kendi arzumla gittim. Kendi tehditle arzumla. Tehdit etse ben açıkça söylerim. Kimseden ha? Benim korkum da yok, çekimden de yok. Abi bunlar bir şey getirdi, yedirdi. Karam getiriyordu, sakız getiriyordu. Hayır. Muz getiriyordu. Yalan hani kadın söylüyor. Şey yapıyor. Ona aldandı. Ben hiç almıyorum ya, pazarı görü diyor. Onun aldığı öyle bir şey kilo muzla getirdi. Bu kilo yani muz. Yani sen şu anda ha, orada mutlu musun? Evet çok onu mutluyum. Çok mutluyum evet. Evleneceksin. Evet hepsinden de Allah razı olsun. Ama sizin de şimdi görmedim. Eviniz var ne işiniz var ne yapacaksınız? Evi kiraladım abla kiralık evim var zaten. Bunun halası ne dedi memur bey? Halası de, ne dedi? Annesinin öldüğünde. Elin düşmanı dedi, elden olur, bizim düşmanımız bizden oldu dedi. Kardeşimin ev kızına tuttunuz dedi, tecavüz etti. Ev tuttum abla. Ağlasın, ıspartada. İşe başlayacağım. Zaten biz hani konuşum. Boyacılık, alçı boya işleri yaptığımız için sigortamız yatmıyor. Günlük yemeğe burada gittiğimiz için. Ama ben günlük yemeğe değil de sigortalı bir işim olsun diye sürekli bir işe gireceğim. Ben Hatice diyordum ilahi. Tamam böyle her şey yani. Dışarı çıkamıyoruz fırsattan. Oğlu geliyor tehdit ediyor. Babası, abisi, tamam, eşi geliyor. Ama bir ara bulmanız lazım işte. En sonunda ben de çıkacağım dışarı. Hani hiçbir şey yaramayacak. Terk ettin de onu 40 yaşında benim yanıma getirdin. Ne diyor? Bilal. Nuray evde kaç kişi yaşıyorsunuz Nuray Hanım? 3 kişilik. Bir dakika. Kaç kişi mi yaşıyorsunuz? Yani Engin'den başka sen bir de?
Annesi babası? Yok, kimsesi annem, yok. Annem babam rahmetli. Anneyi öldürdü, öldürdü. İkimiz yaşıyoruz. Anneyi bu öldürdü. Evde başka kim var? Anneyi bu öldürdü. Bir dakika. Kimse yok. Kimse yok. Evet. Ev kira mı? Evet. Ev kira. Kirayı ödemede bir sıkıntısı yok mu? Hayır, yok. Nereden gelir? Çalışmıyor. La abla, var parası. Seni, abla bir dakika ya, parası bir dakika var. Ya. Bir sus ya. Nereden ödemeyi yapıyorlar? Parası var. Kim? Beni açta işte bırakmıyor. Kirasını gel diyor. Gayet mutluyum ben. Yani ödeme... Nereden geçimini temin ediyor? Rahmi Bey dün söylediler evini satmış işte. Rahmi evini Bey, satmış olduğunu diyormuş. Biraz birikintimiz var. Şimdilik onu kullanıyoruz. En kısa zamanda zaten işimize girip ekmeğimize bakacağız. Mecbur çalışacağım ben. Çalışmasam bana kim ekmek verecek hocam? Gayet tabii çalışmak mı mecbursun? Yani şu benim, ana kadar benim, niye boş geçtin? Hani beni bu kadar şey yapıyor da benim 8 yıl hastanede çalışmışlığım, geçmişliğim var. Ömrü billah çalışmadı. 3500 güne yakın benim sigorta primim var. Çalışmamışım da bu mu yatırmış benim primimi? Senin yalan. Sadece... Özel hastanede 8 yılımı vermişim. Evleneceğin kadına karşı değil. Senin evet. Bir de boşandığın evet. Ve ondan olan çocuğun var. Bak bunu aynen. Unutuyorsun. Evet hocam. Dolayısıyla senin sorumlulukların hani çok ona fazla. Da yok, ona da sen şöyle. Sen buraya bak sen bu kızı alıp götürmeden önce işe girmeyi düşünecektin. Evet doğru İşin söylüyorum. Olacaktı, evin olacaktı. Ondan yok, sonra biraz da önce, gelip hocam, biraz annesini önce... babasını ikna edecektin. Biraz önce Müge Hanım evine açıkladım girip kaldığın bir ev çünkü evet. O ev. Yok Müge ablaya açıkladım biraz önce. Dedim ki. Ben hani oraya taşınmadan bizim ilişkimiz vardı, konuşuyorduk. Yalan. Oraya... O daha büyük yok, ayıp. Evi, tamam. Tamam üstelik evet. Teyzenin kızıyla ilişkiye girer. Ben anlatmak istediğim başkaydı hocam. Hayır biz de onunla tanıştık. Sonra ben de kendi evimi sattım. Onların yanına geldim. Hı. Şimdi de işte o parayı harcıyoruz diyor. Yani Nuray da çalışır. Bence para mevzusu değil yani mevzu olan. Türkiye'de de herkesin evi yok. Ama yani hayır, çok da işi de yok. Güven vermiyor. Şöyle bir el arabası. Güven vermiyor. Bak bak, pazara gel. Tamam sen o zaman bir işe falan gir. Öyle git kızı al iste. Müge Hanım. Vermezler abla. Müge Hanım. Işte. Bana... Vermez misin? Mesela bir işe girse vermez Müge misin Hanım, kızı? Müge Hanım bana bak. Ben ağzımla kuş tutsam buna yaranamam buna. Bir işe girse verir misin kızına? Benim kızım benimle geçsin vereceğim. Nasıl vereceğim? Kesin verirsin. Pazar arabasını ikimiz getiriyor Hezepsey. Pazar arabasını çekemiyordu. Kara baba gibi yiyordu. Benim komşu geldi dedi ki patates torbası ne yatıyorsun dedi. Bu köşede dedi. Komşularım hep buna karşı geldi. Komşumla ben... Naletlik ben ablacığım, de dedim ki... Etme, ne olur. Komşuma dedim ki gel de koğu dedim. Konşumla ya ben... Ya biliriz hocam bu kadar korunaklı yaşıyor. Konşum yanımda ya oldu. Kadar, sen kadar... Eğitim'de benim yanıma geldin Kötükun'da. Nerede? Bu kadar korunaklı yaşamaya çalışıp bu kadar küfürü nereden... Yedin çıkmazsın. Pis ben mi? Gelmiyordum. Kendi evimde oturuyordum bak. Kız da şahit. Desin ki yalan desin. Yalan söylüyorsun. Tabii. Teyze işim var yatıyorum. Teyze işim var evdeyim. Bu işim seni var. Çağırıyordu. Zorla gelip kendisi götürüyordu ben evime. Öyle mi? Seni. Gel yemek yiyelim. Lan ben seni kaç kere kovdum lan niye? Otur ya. Ne zaman oynuyor? Ne zaman Nura söylesene ben hiç kovdum mu? Peki bir şey söyleyeceğim. Ben hiç kovdum mu? Top oynadı bir şey söyleyeceğim. Kendisi çağırıyordu. Ağlıyordu. Taşınacaktı. Bunlar perşembe. Ben ağlıyordum. Öyle mi? Satılmışım için. Vallahi ağladım. Evet ağladın. Tecavüzcün tarihçinin için. Nikah pazartesi günü ya. Nikah pazartesi günü. Sen de bir sakinleş. Kızınla gidin şurada bir kahve için. Kızınla bir konuş. Nuray sen de anlat. Ben konuşmam da. Nuray annen... İkna da olmaz. Tanımışsınızdır ben zaten. Ben o nikahı da gitmese benimle. He. Yarı başlık olurum. Ne yapayım? O nikahsız dururum. Oğlumun ben... Bak açıkça tehdit ediyor. Tehdit etmiyorum. Ya. Beni demiyor. Her ben zaman bu tehdidi yapıyor. Diyor. Telefonda birileri arıyor. Vereyim diyor. Hayır niye bu kadar inat ediyorsun? Ben o tecavüzcü, hırsıza, karı kız oynadana, uyuşturucu hayır, satana tamam, madem, vermem. Tamam madem o kendi hayatını mahvediyor sen niye mesela oğlunun hayatını mahvetmeye giriyorsun? O benim kızım ya, hayatımı mahvetti. Ben bir kere ölürüm. Öteki de oğlum ben ölürüm. Zaten buraya... Niye? Zaten. Çocukları yelliyor. Kızıma çocuğa bakıtma. Kendini ya. Kardeşin... Kaçtı çocuğuna baktı buna şey diyor ki buna diyor ki yeğenlerine bakma diyor buna. Ya çocuğu ben niye bana ne elin çocuğu ya? Çocuğu yurtta konduran sen... Benim öyle bir hakkım sen yok. Sen benim damadımla niye
Sen kendin demedin mi damadınla konuş barışsınlar diye? Ben de insaniyetlik için konuştum ki barışın diye. Sen benim damadımla nasıl konuştun? Suç mu oldu? Yalan konuş, söylemiyorsun ya. Doğruları söyle işte. Konuşmuşsun, duyurmuşsun. Sen hangi yüzünden dayınla konuştun? Kızı kaçtı geldi dedin de. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Bak, bir sakinleş. Bak, bir sakinleş. Anlıyorum. Bence zaten Türkiye'de kaç tane kadın isteyerek kızını vermişti bir damada, tartışmalı bir konu. Niye vermiyor? Biz verdik ötekini, ikisini de biz verdik. Verdik, geri yüzümüz gelmiş işte. Yüzümüz adirmedi. Ha, olmadı, ayrıldık, baş tacı ettik. Tamam, ben de sana diyorum ki o zaman buna da bir fırsat tanı. Ne fırsatı, buna mı? Bak ablam, sen istesen de istemesen de bunlar pazartesi günü evlenecek ya. Ben de sana diyorum ki ya kızını evlenmemeye ikna et, ya kızının yanında dur. Çok özür diliyorum. Ben öyle bir senin kaydına rastlamadım ama tam detaylı da bakmadım. Eğer gerçekten bu çocuğun varsa bir kadın satıcılığından... Her şey var. Bak, kadın satıcılığı yaptıysa şeyi olması lazım. GBT'sine çıkması lazım. Arkadaşlarımızla beraber sen de bir gir devletine. Bakın devletinden. Yani eğer bir şey yoksa getiriyor. Nerede boşanmışlar? Bak, bir şey söylüyorum sana. Getiriyor, yatıyor. Lakin sanıyor. O onun özel hayatı. O beni ilgilendirmez. Bak, o başka bir şey. Bundan koca olur mu? O onun özel hayatı. Koca olur mu? O onun özel hayatı. Herkesin bir özel hayatı var. Bekarsa istediğini yapmakta özgür. Ben ona karışamam. Kadınlar gelmesin abi. Ben ne yapacağız biz? Kadın gelmesin. İşte daha böyle. Ya oğlum, gibi benim ya. Kızımı kimse aldatamadan nasıl çukura düştür, pislik şeytan. Kadın satıcısı dediğin şey adam bekarken evine kadın gelmesi mi yani? Evet, bunu bahsediyor. Ondan bahsediyor. Niye getirip de kandırıyor, kunduruyor, salıyor? Kardeşinin kızı karşısına nasıl taciz etti de merdivenlere yukarı kaçtı, bana tecavüz edecek diye vurdu. Ondan sonra Fransa'da kardeşi geldi, 3 ay, 6 ay bununla dövüştü. Karım sen dedi, taciz ettin, saldın dedi. İki tane çocuğu o süs kodu. Sinir hastası, ne dediğini bilmiyor. Öyle mi? Biz ne zaman gideceğiz? Gidebilir miyiz? Tabii ki hayatım. Hiçbir yere gidemezsin, ben bir haftadır buradayım. Bir konuş istiyorum ya. Ya annem sözden, laftan sözden anlamaz. Hep böyle. Nasıl böyle? Dünyayı getir, gene susma. Oğlunuz var mı? Kızınız var mı? Anneysen beni anla. Ben kesinlikle derdi ki bana zaman ayırmıyorsun, benimle sohbet edersin. Beni Murat diye getirin. Bir anne olarak. Ben de buna diyordum ki ben sohbetin bir anne olarak, koyduysa ben beni yapma. Beni bu hale sen getirdin. Ha. Bak, tamam mı? Ben sana bir anne olarak ne anladığımı söyleyeyim mi? Ben ne yaparsam yapayım, çocuğum kendi istediğini yapıyor. Ama tabii mutlu edemeyeceğim biri var. Fadime Hanım. Fadime Hanım, ne yapsam ben mutlu... Yani kim bilir bana da ne beddualar etmiştir ve edecektir. Sana niye etsin diyor. Ediyor, herkese ediyor. Burada bile söyleniyordu biz başkasını evet. Öncelik tanımadık ona diye. Ha. Söyleniyordu burada bile. Evet. Yani. Fadime teyze. Fadime teyze, Sabriye teyzeden kaldı. Fadime Hanım, hoş geldiniz. Şimdi dün neler yaşamıştık bir hatırlayalım. Sonra aslında dün neler yaşadığı hatırlamayalım bence. Dün yayın sonrası neler yaşandı hatırladım. Dün annem bile sordu, dedi ki Fadime Hanım dedi, bıraktı mı dedi kızını dedi. Vallahi dedim, yapıştı, bırakmıyor ama. Hani o kadar da üzülüyorum ki. Şimdi çocuğunu bir yere kadar büyütüyorsun. Sonra yani bir yaş sınırı var işte, 18 yaş. Bak, bu hepimiz için geçerli. Şimdi tabii ki sözünü dinlesin istiyorsun kaç yaşında olursan olsun. Çünkü onun iyiliğini istiyorsun. Ama o dinlemeyince yapabilecek hiçbir şey yok. Kadın sarılıyor, kenetleniyor, bırakmam diye ama ne yapsın? Yani kız ne derse o. Yayın sonrası özür dilerim de ben ne kadar hasta olduğumu biliyor musunuz siz? Ben çok haklısın, çok üzüntülüsün. İçime bir biber atan da yana yesem ben burada ya duruyorum. Nasıl duruyorum? Abla, bu iş olmayacağını ikisi de biliyor yani. Yarından dönelim yani. Evet, ben de işte o yüzden ikna edin istiyorum. Evet, dün de evet. İkna etmek için Fadime Hanım çok yani çalıştı. Dönelim, bak, bir şey demiyorum. Siz ne diyorsunuz? O sizi aldatıyor. Bana inanmıyorum. Evci, erkek arkadaş seçiminde IQ'sunun üstünü savundu ve büyük tepki gösterdiği kızı Nuray Evci ile yayınımızın ardından bir araya geldi. Anne yine kızına kulaklarını tıkayarak aralıksız dil döküyordu. Sen ne rahatsızlığın varsa ben sana bakacağım. Bana hiçbir şey yapmadım. Seni tedavi edecek abi. Sana ilk başta ne yaptı? Şantaj mı yaptı? Sana bir şey mi tehdit mi etti? Hiçbir şey yapmadım.
yapmadım. Hiç inkar etme. Mutlu da değilsin. Çok sen mutluyum. Yalan söylüyorsun, sonun yok. Sen şimdi cehennemdesin, farkına varmadın. Yok, hiç kimseyi bana laf konuşturmuyor. Evde kendi hayatımı değil başkalarının hayatını yaşıyordum diyen Nuray Evci geri dönmek istemiyordu. Ya başkalarının hayatını yaşıyordum. Ben sürekli evdeydim. Hiçbir yere çıkartmıyordu. Nereye çıkardın? Ya herkes bana gülüyordu işte. Yani. Bir yere gitmiyorsun. Şöyle böyle ailene karşı çok pasifsin diyordu. Beni bir faturaya salıyordu. Hemen gel diyordu. Gittiğinde geldiğin biri olsun. Artık telefonu da kullanmasan mı diyordu. Kimse seni aramıyor diyordu. Sen diyordun ya iptal edeceğim. Peki Nuray Evci'nin evlilik planı yaptığı Engin Koca ile gönül ilişkisi nasıl başlamıştı? Konuşuyorduk böyle kanka gibi. Sohbet ediyorduk. Sonra baktık birbirimizi seviyoruz. O benim merhametimi sevmiş. Ben de onun efendiliğini hani doğru söyleyişini sevdim. Ne söyledi Engin Bey ilk olarak size? Nasıl yaklaştı? Seni seviyorum dedi. Yani aslında çok zor söyledi. Söyleyemedi hani. Birbirimize anlaştık ya. Biz her şeyden çok hani bir ömür hayat arkadaşı olmak istedik. Ailenin sevilmeyen çocuğu olduğunu düşünen Nuray Evci, kötü zamanlarda anne babasının sığınacak liman olamayacağını söylüyor. Başkasına da gitsen gelecek bir kapın yok diyor. Öyle yani bu diyorlar? Engin'e göre öyle değil. Her zaman yemin öyle ederim bunu söylüyorlar. Evet ablan geldi ama senin gelecek bir yerin yok diyorlar bana. Peki neden sizi diğer çocuklarından ayırıyor? Yalan, en kıymetlimiz bu. Hayır. Sizi ailenizin istemediğini mi düşünüyorsunuz? Evet, sadece beni hizmetçi olarak kullanıyorlar. Ya sen böyle inan bir şey olabilir mi? Annesi tüm gücüyle karşı çıkıp müstakbel damadını kötülese de Nuray Evci evlilik konusunda kararlıydı. Bu işin hiçbir ortak noktasında buluşamaz mısınız? Ben buluşmam, bunun sonu yok. Yasaklı madde kullandığına şahit oldunuz mu? Hayır, öyle bir şey demedi. Dedi ki böyle bir şeyi yapmamı istediler ama ben yapmadım. Her şeysi var. Böyle anladım. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan sattım dedi. Sattım dedi. İkinciye dedi. Dedi ki dedi. İyi sen satıcılık yapıyorsun. İkinciye de getirin bu arabayı sana vereyim. Ben de dedi kabul etmedim. Kendi söyledi. Şu anda ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi biz evlenmek istiyoruz. Kimseyi de hayatımızda istemiyoruz. Bir ömür de benim yanıma gelmeyin diyorlarsa gelmeyiz zaten. Bizden uzak dursun. Hayatına baksın. Başka çocuklarıyla uğraşsın. Beni rahat bıraksın. Fadime Evci bir yandan atıştırıyor. Bir yandan da atışıyordu. Tek derdi kızına sözünü dinletip eve götürmekti. Siz kızınızdan ne istiyorsunuz? Ben kızımı benim gelmesini istiyorum. Asla geçmem. Asla da aramdan geçmem. Asla da o ondan gidemez. Görürsün işte gidiyor mu gitmiyor mu? Ben bu hayattan kurtulmak için neler çekmişsin. Ne hayatın vardı? Bir elin yağda bir elin balda. Nankör gözüne durur. Nalet gözüne durur. Bu yaşta her hastalık var tabii. Ne var? Niye kan verdin bir şey çıkmadı? Ben sakinleştiricinin duracağım. Onu da sana yar edeceğim öyle mi? Benim yuvamı kimse bozamaz. Tamam. Esraftan yuvası var gibi. Kuşların bile yuvası var. Ayık yüz yavrusu düşük. Nalet. Kedi akıllı. Ben de düşük olsa ben de senin gibi dengesiz konuşurum. Hakaret. Ben hiç dengesiz konuşmam. Kızınız pazartesi günü nikah kıyacak. Bununla alakalı ne söyleyeceksiniz? Asla kıyamaz. O nikah kıyılmadan o günü görmesin. Allah ıslah etsin. Kafayı kesinlikle yemiş. Kesinlikle adı var bir şey diyeceğim ya. Kafayı yemiş. 3 sene emzildiğim için bu hakaretler bak. Nuray Evci annesinin elini öpüp bir orta yol bulmak istese de Fadime Evci hiç oralı değildi. Ver elini öpeyim. Hiçbir şekilde Allah ben sana kızınız elinizi öpmek istemem. Kanını tamam. Öpmesin bana, beni demeyen. Sen bizleri depip nikah kıyacak mısın gözümün içine bak. Evet. Nuray Evci annesini ikna edemeyeceğini anlayınca gitmek istedi. Fakat anne adeta kızının önünde set oldu. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor abi? Nereye gidiyor? Bak bana ne oluyor? Bak diyor musun ki kolundan tutun. Gitmeye zor. Zaten adam akıl yaşı 14 yaş. Demen sen gideme benim yanımda. Ya bırak hadi babayın ya. Yanına gidiyor. Bırak hadi. Beni. Babayın yanına. Abla otur burada. Abla böyle yaparsan yardımcı olamayız ama. Babayın yanına. Ya bırak beni ya. Babayın yanına gel. Bırak beni. Babayın yanına gel babayın. Olamayız. Babayın yanına gel. Ablan abin ya bırak. Kahroldun. Sen onları kahret. Annesinin yanından uzaklaşan Nuray Evci soluğu sevgilisinin yanında aldı ve neler olduğunu anlattı. İşte razı olmuyor, istemiyor. Kesinlikle olmaz, gideceğiz diyor. Almadan gitmem seni buradan diyor. Alamaz. Nikahı da kıydırmayacağım diyor. Resmi nikahımız kıyılacak. Öyle gelip alamazdı, kimse de gidemezdi. Yeminler ediyor, yar etmeyeceğim diyor. Ben zaten bu anlattıkları kişi olmadığımı da ispatlayacağım. Her şeyden önce eş durumunu geçtim. Benim teyzemin kızı, benim namusum. Artı benim eşim oldu. Ömür boyu benim namusum. İnsan namusu için yaşar. Ben kesinlikle bırakmam. Ben bırakmak için getirmedim eşimi. Onu da çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Zaten kendileri utanacaklar, görecekler. Nasıl bir hayatınız olacak? Yani böyle büyük bir vadimiz, bizim bir şeyimiz yok. Sıcak bir yuvamız olsun, bir işimiz olsun. Evimize gidelim, işimize gidelim. Hepsi bu. Allah razı olsun, benden hiçbir şey istemedi. Ben onu seviyorum. Kesinlikle kimse bıraktıramaz. Ben de aynısını söylüyorum. Kimse ayıramaz. Yanına getirsin. Özür dilerim. Al gel şunu. He? Ben kalpten gideceğim. Bir şey söyleyebilir miyim?
Dün beni aradı, tehdit etti. Dedi ki nikah masasına dedi, cesedin oturacak dedi. Baban seni öldürecek dedi. Yalan! Yalan! Yeğenim dedim, seni istiyor. Orada görmüş dedim. Bir ara dedim. Korunlar vardı. Hayır, ekipler de şahit. Ben hiçbir şey yapmadım. O benim kocalarımı kurtardı. Oğluma söyleyeceğim, sizi vurduracağım diye. Yok! Ben tehdit etmedim. Ya açıkça tehdit etti. Dün de tehdit etti. O nikah masasına oturmayacak. Şimdi diyor. Yolun yarısından dönüyorum. Bak, dönmeyeceğim. Olmaz. Bak şimdi başka diyorum. Bir şeyler karıştırılmasını istemiyorsun. Devam edin. Ben yolunuz. Oğlum benim... Tamam. Benim devam edecek. Dünürüm bana ağlamış ağlamış. Orada hınkır hınkır. Hatice bu nasıl bunu yaptı annene diye. Fatıma Hanım, işte şey sen hani kendi duygunu biliyorsun ya, bence biraz onları dinleyelim. Şimdi öncelikle dinle. Şunu söyleyeyim. Dinle. Dün yani iki gündür gerçekten Engin'le ilgili Fatıma Hanım'ın tabii çok suçla ilgili ne denir? İddiaları çok sayıda var. İddiaları var yani. Ona çok sayıda suç isnat ediyor. Bir saniye dinle. Bacana biz gelin ettik. Bir dakika. Namussuz. Yani çok suç isnat etti. Biz de dün Engin açtı bize. Biz de kendisine baktırmıştık. Bulamamıştık herhangi bir... Eski yaşını benim ablam var. Biliyorum Fatıma Hanım. Yani eski yaşının tamam, arkadaşı bağlanmış. Dinlememiş. Ama Engin'in adli sicil kaydı yok. Yani herhangi bir 22 sene uyuşturucuyla ilgili, kadın satıcılığıyla ilgili. Yok, Çorum'da yani, ya, cezaevinde yattığını çıkaramıyor musun? Ondan sonra bununla ilgili bir suç kaydı yok. Onu söylemek varsa, istiyorum konuşun, bir kere. Konuşun, zaten aslında birçok söylediğini kendisi de daha sonra neden söylediğini, hani söylediğinin çok doğru olmadığını biz burada da anladık. Bak bunu bir şey için söylemiyorum ama sen bu çocuğa çok sayıda suç attın ya üzerine. Yani yok çocuğun böyle bir suçu. Yok. Yani kadın satıyorsa bir yerden bir tane kaydı olur en azından, anlatabiliyor muyum? Ben sana yar etmiyorum. Yani onun özel hayatında hangi kadınla görüştüğü de evlenmeden onu bizi ilgilendirmez zaten. Kadın sattı demedim amcasının kızına istirmada. Tamam amcasının kızı. Ondan sonra da kaç tane kadın getirdi. Benim ablam söyledi. Abi bekar adam istediği kadınla beraber olur, biz ona karışamayız ki. Ya sen kadın sattı dedin. Kadın tüccarı dedin yani. Arkasında kadın tüccarı başka bir şey yani. Tüccarlığını da yaptı ticari. Hepsinde kendi dedi. Ama hiçbir suç kaydı yok. Ya kadın tüccarlığı başka bir şey. Ya diyor ki gayetini sayetini biz yar etmekte. Karıştırma ne yapacaksın? Yok bir suç kaydı yok. Yar etmiyor o, yar etmeyecek. Tamam. Ne olursa istersen hayır, bu yar ben burada, ben bir, bir dakika ama ben bu. Bir dakika. Ben burada Engin'le ilgili bunları şey söylemek öyle zorundayım. Hayır. Ne yapıyorsun gayetini kadın sayetini tüccarı dediniz. Yok adamın böyle bir kaydı. Sonrasında kendiniz de benim anlattınız zaten. Benim yakma hep hırzıma dolanan işim. Ben kızım ona hanım yapmam. Sen yapma. O ayrı bir mevzu. Onu konuş. O ayrı bir şey değil mi? Ben yar etmem diye. Ablamı bağla. Bunu neyi var anlatsın. Engin'in eşiyle de görüştü arkadaşlarımız. Engin'in eşi de diyor ki evet bir şeyler yaşandı o dönem ama ikimiz de çok küçüktük. Zaten sağa sonra evlendik. Evet çalışmadı. Ben yine çalışıyorum. Yani bütün akrabalarım diyor ki Engin çalışmaz. Yani seninle ilgili bu şeyleri bu yani. Engin hiçbir zaman çalışmadı. Bundan sonra da çalışmaz diyorlar. Çalışmaz o. Tamam. Bak herkes öyle söylüyor. Yani ben Fatıma Hanım'a bu konuda hak veriyorum. Utandır o zaman onları, sen de bir işe gir. Sen uyuyor de koskoca adamsın. Şimdi 40 yaşından sonra da işe girilmez. 40 yaş artık emekliliğe başladığı zamandır ya. Sen de utandır yani şeylerini. Sen de evde iş yapmadığını söylüyor yani. O zaman sen de çalışacaksın. Çalışmayan adamla ne yiyeceksiniz? O çalışmaz, sen çalışmaz. Evini sattığınız evin parası da bitti mi, ne yapacaksınız? Nuray? Düşündün mü sen de kızmış bunları? Yahu bir dur ya. Özür dilerim. Düşündün mü bunları? Evet. He? Tamam, adam çalışmıyormuş. Herkes öyle söylüyor. Ya sadece geziyor. Yatmıyordun evde. Sen de çalışmıyorsun. Yani nasıl para kazanacağınızı düşündün mü yavrum? Nasıl geçineceğinizi bu hayat şartlarında, girecek kiralık kişi, evin? He? Müge Hanım girecek, çalışacak. Girecek mi? Girecek sicili. Ama sadece onun girmesiyle de olmayacağını farkında mısın? Müge Hanım'la. He? Müsaade et de. Ben de çalışırım. İşte çalışırım değil, çalışacaksın. Evet yani. Yani çalışmak mecburiyetindesin. Yani başka şansın yok. O girdi girmedi, sen girdin girmediyle olmaz. Yani o kirayla da evi satıp parayla da şey olma. Bir de onun kendi oğlu da var, çocuğu da var. Ona da para vermek zorunda. Yani sen de bunları bir hesaplıyor musun? Ha? Evet. Yani bak 3500 lira kiranız yani. Diyorsunuz öyle değil mi? 2500 abla. Ha? 2500. 2500 yani 25 üzerinde şekli 30 bin lira zaten yıllık. Bir yıllık kirası. Onun aidatıydı, elektriğiydi, suyuydu. Yani o parayla geçinemeyeceğinizi sen de bil. Sen şimdi çalışmadığın için, ev geçindirmediğin için sana onun parası çok büyük gelebilir ama hazıra daha dayanmaz. Nuray Evci'nin sevgilisi Engin Koca'nın amcasının kızı Yasemin Koca'nın kuzeniyle yıllardır görüşmese de anlatmak istedikleri vardı. Geçmişte amcamın kızıyla evliliği oldu. O dönem evet Fatıma Hanım'ın dediği gibi çalışmıyordu. Boşandıktan sonra da çalışmadı. Şu an Fatıma Hanım'ın kızıyla evlense yine çalışacağını düşünmüyorum hiçbir şekilde. Ama hani Fatıma Hanım'ın ithamlarında
ya da kadın gibi şeyler de var. Bunlar yanlış. Yani yalan şeyler. İddia edildiği gibi Engin Kırıkkale'ye zorla onların evine kendisi gitmedi. Fadime Hanım kendisi çağırdı. Engin annesi öldükten sonra evi sattı. Cebinde nakit parası vardı. Büyük ihtimalle parasından dolayı. Yasemin Koca, Fadime Evci ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Fadime Hanım zamanında Engin'in babasına yani amcama da göz koymuştu. Benim kocam iyi değil, çalışmıyor. Sen çalışkansın, iyisin. Sen ablamı boşa, ben eşimi boşayayım şeklinde. Keşke sen benim kocam olsan demişti yani. Benim amcam böyle şeylere gülüp geçen bir insandı. Hani asla kale almazdı ki almadı da zaten. Peki Fadime Koca'nın Engin Koca'yı annesinin ölümüne sebep olmakta suçlaması hakkında ne diyecekti Yasemin Koca? Engin annesinin ölümüne sebep olmadı. Fadime Hanım'la yengem bir aralarında tartışma olmuş bu altın ya da para muhabbetinden kaynaklı. Yengem kalp krizi geçirip vefat etti. Kendisi kız kardeşinin ölümüne sebep oldu. Onun yüzünden kalp krizi geçirdi yengem. Yasemin Koca'nın bahsettiği altın meselesine açıklık getirense Engin Koca'nın amcası Adnan Koca oldu. Yengem ile Fadime Hanım kardeş. Yengem çocuğunun düğünde Fadime Hanım çeyrek altın takmış. Bunu yıllar sonra geri istemeye başlamış. Yengem de abimden kalan hatıra yüzüğünü bozdurdu. Fadime Hanım çeyreğini verdi kahrımdan. 3 gün sonra vefat etti yengem. Sonra da gelmiş benden cenazeyi Yozgat'a defnetmesini istiyor. Ben de vermedim cenazeyi. Adnan Koca, yeğenine gösterdiği tavır nedeniyle Fadime Koca'ya olan tepkisini dile getirirken farklı bir noktaya dikkat çekti. Bu çocuk ev vardı, sattı. Bu parayı da duyunca Fadime Hanım bunu Kırıkkale'ye davet etmiş. Bu parayı yiyecekti herhalde. Orada bir de dul kızı varmış herhalde. Onu mu verecekti, ne yapacaktı? Dul kızını yamamaya çalıştın. Bekar kızın kaçınca hotladın. 25 yaşına gelmiş senin kızın. Dilediğine varır, dilediğine varmaz. Madem kötüydü yengin, niye evine davet ettin? Dizine yattın, resim çekindin. Müge Hanım, saygılar sunuyorum. Bu çirkin iddiaları inşallah aydınlığa kavuşturacağınızı biliyorum. Çok olayı çözdünüz, bunu da çözersiniz inşallah. Ne dediklerini hakikaten dinledin mi konuşmaktan? Tek kelimesini bile duydun mu? Sadece konuşuyorsun da hani insanlar bir şeyler söylüyor. Dinliyor musun? Yalanın neyini dinleyeceksin amcası? Suyadı geldi. Ben de dedim ki 4 aydır görüşecek adam mı bulamadın dedim. Kızı mı dedi? Oğlumu seviyor. Kızı mesaj atmış dedi. Ne küfürler yağdırdı ya amcası. Ya iki genç birbirini ya sevebilir. Onu da oraya çıkardı. O zaman niye öyle demiyorsun? Ya oğlum onu sevmesini bırak. Sen düşünmedin mi? Hatırlamıyor musun? Eşi bak. Ha teyzem karıştırıyor. Sen karıştırın. Ben sen teyzen değilim. Yalnız ben dün yayına gerçekten baktım, bir kısmı sessiz sinema şeklinde yayınlanıyor. Çünkü siz arada sürekli küfür ediyorsunuz. Ben burada duyamıyorum ama yukarıdan basıyorlar. Hiçbir dediğiniz çıkmıyor. Tamam haklı bizimkileri yerde, de bağla. Bizimkileri bağla sana. Bağlasın sen kızı buna vermiyorum diyor. Boş ver. Sen kızını vermiyorum. Ha öyle Nuray'ın abisini. Ha öyle de. Dokulacak baksana tamam. diyor baş, ki. Bağla diyorsun ama dinlemiyorsun ki Nuray'ın abisi telefon attığımızda. Oğlun ay hayatım günaydın canım benim ya. Müge Hanım iyi yayınlar. Günaydın. Müge Hanım öncelikle annem şeker hastası olduğu için sinirlerini kontrol edemiyor. Ben sizden ve tüm ekran başındakilerinden özür dilerim. Ben sadece birkaç durumu anlatmak için birkaç bir şey değineceğim. Öncelikle bu Adnan ve Yasemin Koca'nın söyledikleri yalan ve kendileri hakkında da iftira ve hakaretten suç duyurusunda bulunacağız. Onu belirteyim. Sonrasında da durum şöyle, biz olayı şöyle kaçırıyoruz. Bizimkiler anlatamıyor ama şimdi kuzen demek kardeş demektir. İnsan kardeşine farklı bir gözle bakmaz. İkincisi, fiziksel ve zihinsel engelli doğan çocukların çoğunluğu akraba evinden kaynaklanıyor. Bir de bu insan bir pedofili, mahkeme aracılığıyla kanıtlanmış, akrabalar araya girmiş, yaşı büyütülmüş ve cezaevinde resmi nikah kıyılmış, bunu kendisi de söyledi. Kız 13 yaşında, kendisi 17 yaşında. Yani şu an bir pedofili, bir sapın ekranda çıkartılması ve beyri ithalmesi, ismini de değiştirdi, ismi satılmıştı. Yani bunun çocuk cinsel istismarına suç kaydı olduğunu, bunun ailesi de reddetmiyor, kimse de reddetmiyor. Yani ortada yanlış bir durum var ve Nuray'a bunu söylediği zaman Nuray diyor ki, Nuray'a şöyle anlatmış, odun üzerine düştü, kanadı diyor. Dün de size farklı bir şey diyor, bir de Nuray çelişkili konuşuyor. 1,5 yıldır konuşuyoruz diyor, ama diyor seviyoruz diyor, ama diyor evden bunu aldığım için kaçtım diyor. 2-3 aylık bir mevzu. Annemden başka da bunları kimse evine de koymaz. Yani zaten benim en çok kızdığım nokta da o. Bacısıyla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Söyledikleri şey yalan. Ben teyzemle de konuşurdum. Elini de öptüm. Cenazesini de kaldırdım. Çok da değerli bir insandır. Ama söyledikleri her şey yalan. Olayı çok farklı boyuta taşıyorlar. Ben anneme babama da sesleniyorum. Lütfen sakin olun. Ve gelmiyorsa da gelin. Zaten Nuray sana bu iftiraları atacak bir aileye gidiyorsa...
Bizim hiç çocuğumuz olmamıştır. Ben Nuray'a her zaman şunu derim Müge Hanım. Derim ki sen bir hayvan değilsin, koyun değilsin, mal değilsin. Evde bekleyeceksin de biri seni gelip alacak. Ben bu kafa yapısındayım. Ehliyetini yazdırdım. Benim üniversite sınavı hazırlandığımdan 10 kat daha fazla kitap var evde şu an. Fotoğraflarını, videolarını gösterebilirim. Annem tamamen iyi niyetinden kaybediyor. Sinir hastası, şeker hastası. Kendini bir açıklayamıyor. Yani o açıklaması üstüne yükleniyor. Kardeşi de bilmiyor. Herkese de iftira attığı için. Yalancı, yalancı. Herkese de iftira atıyor. O yüzden de herkese birbirine düşüyor. İftira atıyor bana. Ben yani demişim ki ben Engin'e varacağım. Ben nasıl dinleyeyim bunu? Ben kardeşimin arkasındayım diyor. Annemle şey olabilir ama... Kendi hayatını kurmasını istiyoruz. Bizim Engin'e tavrımız bu yönden diyor. Ben de açıkçası akraba içi evliliklere baştan beri karşıyım. Doğru bulmuyorum. İnsan kuzeniyle eğer nikah düşerse o zaman eve alınmaz. Şimdi bana göre kuzenden kuzene nikah düşmez. Ben o tarzda yetiştirildim. Buyur. Tıp da bunu söylüyor. Benim yetiştirme tarzım da onu söylüyor. Ben Engin'e de sordum yani biraz çevrendeki kuzeninden başkasına bakacaksın yani illaki de insan amcasının kızı, teyzesinin kızı, halasının kızı falan olmaz. Abin de diyor ki ne yaşarsa yaşasın benim ona evim açık. Engin'in bu daha önceki evliliğinden dolayı ailenin ona bir tepkisi var. Bu evliliğe girmesin zaten işsiz güçsüz. Eğer Nuray ailesinden sıkıldıysa da benim kapım ona açık diyor. Aynen. Yani teşekkür ediyorum abisine de bak mantıklı konuşuyor. Siz de bir durun Allah aşkına ama lütfen ya. Heh. Ne söylemek istersin abine? Ben dün konuştum abimle, söyledim kararımı. Bak diyor ki ben onu ehliyet sınavına soktum. Hani bir ehliyeti olsun, bir dışarı çıksın. O da bir çalışma hayatına girsin. Birisinin onu evden gelip almasını beklemesin. Kendisi gitsin, seçsin diyor. Seçilen olmasın dedim diyor. Çok 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 mantıklı konuşuyor. Çalışsın. Oğlanın yanında market var, tanıyor bunu. Çalışsın. Tamam ablacığım bir dur Allah aşkına. Benim evime de hiç gelmesin istemiyorsun. Nuraycığım abinle konuşsana. Ben konuştum dün kendisiyle. Ne konuştun? Bir saat konuştum. Tekrar arıyor işte seni diyor ki annem de diyor rahatsız diyor. Onun da sinirleri tamam, bozuldu diyor. Tamam çekilsinler diyor işte çekilsin gitsinler ben gitmeyeceğim. Yani abisi yani Nuray anladığım kadarıyla bundan dönmüyorsun. Annene babana ne demek istersin? Müge Hanım anneme babama da çekilin gelin derim. Çünkü olay çok farklı yere kayıyor. Kardeş de dünyayla bağlananları arayıp tehdit etmiş. Onunla ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Amcalar hakkında da bulunacağız. Yani ben tamamen mantıklı ve güzel şekilde yaklaşmaya çalıştıkça beni arayıp küfür ve tehditler savuruyorlar. Çok yanlış yoldalar. Nuray da sen bu... Sen de küfür ediyorsun, tehdit savuruyorsun orada. Mesajlar hala var cebimle bak. Müge Hanım'a gösterebilirim şimdi. Nuray dedi ki şikayetçi olma abime kıyamam. Yazık dedi geleceğe yanmasın ben onun için seni şikayet etmedim. Ben bir şey anlatıyorum. Çıkarsam ben de şey diyor abisin tehdit eden gerçekten seven bir insan abisin tehdit etmez kıyamaz ailesine bakamaz ve bu iftiraları attırmaz. Kardeşim burada ben seni ne zaman tehdit ettim? Attırmaz bu çok yanlış göster, yani. Bir tane bir şey göster. Bana bir tane bir şey göster. Bir dakika dur bir şey söyleyeyim. Çok başka bir yerlere kayıyor sizden de istirhamım herkes de yayından alın. Olayın böyle bir çözeceği yok yani çok ağza alınacak iftiralar var. Yani... Çok yanlış ve hukuk karşısında da Alsat Bey'di orada. Gerekli ama hayatım senin annenin attığı iftiralar zaten hiç ben şey hiç değil yani. Ben iftira atmıyorum. Gerçek hepsi de. Ben asla... Gerçekse ispatla o zaman. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Bence abinin bu teklifini de değerlendir. Bu çok güzel bir teklif. Bu yani şu anda yapılabilecek çok güzel bir teklif. Bir düşünsün en azından diyor. Ya bir düşün. Abin kız abin. Halaların yani bir düşünsün daha Engin sen de kusura bakma o da bir düşünsün. Araba eline yani verip. Şimdi seninle böyle geldi diye ailen bana ne der, çevren bana ne der diye kendisini miyim? Evlenmek zorunda tamam, hissedebilir şey ama. Tamam bir ben baskı altına alsam veya da korkutsam, sıkıştırsam abisiyle veya herhangi bir akrabasıyla bir saat, iki saat konuşturur mu? Konuşturmayadı. Yalan söyle. Hep kapalı telefonu. Bak senin yanlışın ne biliyor musun? Kapalı telefonu. Bak şurada yalan ben Fadime Hanım'la yaşanabileceğine inanmıyorum. Ama senin yanlışın da şu. Sen 40 yaşında bir adamsın. Tamam mı? Bu da 20'li yaşlarında bir çocuk. Sen bunun teyzesinin oğlusun. Şimdi ben şimdi evime gelen teyzemin oğlundan ben çocuğumu sakınmam. Olmaz. Kardeşsiniz siz. O gözle görürsün anlatabiliyor muyum? O zaman hiçbir şey yapmayacak mıyız biz yani? Hiç dört duvardan dışarı çıkmayacak mıyız? Nuray. Tabii bir dakika canım. Özür dilerim. Abi kardeş münasebetiniz var.
biraz önce yine konuşulduğu gibi bu kızcağız senin teyzen kızı olarak bir başkaları tarafından taciz edilse, hakarete uğrasa, iftiraya uğrasa, kardeşi eğer o anda orada yoksa ikinci kardeş sensin. Tamam, çıkacağız, ikinci sensin. Abi sensin. Senin müdahale etmen lazım. O kişilerin karşısına çıkman lazım. Evet, söyledim zaten ben bütün bunları. Yani anlatabiliyor muyum? Yani doğru değil. Bak bir de doktoru da söylüyor abisi. Diyor ki yani akraba evliliği, sakat çocuklar vesaire. Yani artık daha niye yapıyorsunuz diyor. Şimdi o doktorlar da okumuş bizden daha fazla bu konuda bilgi sahibi. Bize evlenmeyin diyorlar. Biz şimdi illa ısrar edip evlenmemizin ne anlamı var? Doğuracağınız yani daha çocuklarınızın sağlığı Allah, tehlikede. Onu şimdi Allah bilir. Çünkü yani benim oğlum da var. He. O da akraba evli, amcamın kızı. Allah'a çok şükür hiçbir engeli, bir şey yok. Engin, çok şanslıymışsın ki. Ya olabilir, doğru hocam. Allah bilir, Allah da bize akıl sağlam vermiş. Sağlam olmuş. Allah ama bize akıl vermiş. Bu akıl. Her zaman böyle olmaz. Yani Allah akıl veriyor. Olmaz, ne yazık ki tıbben. O akıl verdikleri doktorlar da okuyorlar, altında. Bunları söylüyorlar. Biz de bizden Hacı her konuda daha bilgili olanları dinleyeceğiz. Yani Nuray, sen bunları hiç hesaplamıyor musun yavrum? He? Nuray'cığım, hesaplıyor musun bunları? Bir hata yapmışsınız. Yani hesapladın, ne oldu? Adam ne çıktı sonuç? Bir dakika, ne çıktı tamam. Sonuç hesapladın? Hem kararım değişmeyecek. Kararın değişmeyecek. Yani yarın bir gün engelli bir çocuk dünyaya gelirse ben sana söyleyeyim. Ne aşk kalır, ne meşk kalır, ne hayat kalır. Açıyorlar. Hiç kolay işler değil onlar yani. Bağlanmışlar 1,5 saat. Hiç düşündün mü bunları? Ben bu teyzemin oğluyla evlenirsem televizyonlarda bas bas bağırınıyorlar. Yapmayın, bak engelli çocuklar doğuyor falan. Hiç düşündün mü? Düşündün mü, düşünmedin mi? Evet, bana cevap ver ya. Düşündün. Düşündün ne oldu, ne olursa olsun mu dedin? Ha? Evet. Allah bilir orasını. Allah'a kurban ol. Allah'a bilsen buraya çıkma. Yani canınız istediği zaman Allah sen biliyor. Canınız istediği zaman siz biliyorsunuz. O zaman Allah da diyor ki anne baba rızası önemlidir hayatta diyor. Ben rızasını almak istedim. Küfürler yağdırıyor, darp ama ediyor. Ama kaçarak hayatı, olur mu? Katiyen ben helal etmiyorum. Düğümler ama düğümlensin, ciğerleri bölünsün, ağzından geçsin. Dedim, ben de dedim. Ciğerler bölük bölük ikisinin de ağzından geçsin. Allah felç olsun. Şu cuma günü... Kim felç olsun ya? Allah'a ağzını alıyor, Allah'a. Sen Allah'a ağzını alsan cuma günü. Kur'an oku diyordum ben sana, diyordum ki Nuray bugün cuma. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Sen diyor muydun bu kardeşinin kocasına benimle evlen diye? Senin için neler söylediler, sen onları da dinlemiyorsun. Ben onu dediysem ben yemin içerim her türlü oğlumun ölüsünü öpeyim. O hasta. Yani. Daha ne yemin içeyim sana? Bunu bir teyze der mi? Ben ona dursun. Benim kocam beni bilir. Sen kadın dansın, erkeksin Türkiye'de değil. Öyle yok. Türkiye'de belki benim gibi şey ağırlı, namuslu, şerefli, namus dürüst konuda... kimse yok. Yok. Yalan söylemeyeyim. Evet, konuşuyor. Diktatör. Başka yok. Belli belli. Bu daha bu. Damadıma ya hayır olsa demek bu kim? İki tane damadım oldu. Bana peki Nazife Koca, röportaj yaptığımız Adnan Bey'in eşi. Bir de şu altın meselesi çok enteresan. Yani nasıl sen enteresan? O küçük altını Engin evlenirken mi ona evet, takmıştın? Evet, buna taktım. Bir dakika dedim, dur. Bak. Aradan geçti 10 yıldır. Arada bir olaylar oldu 10 yıl sonra. 20 yıl sonra. Kız kardeşinden ben Engin'e altın takmıştım, bana geri mi ver dedin? Şöyle oldu. Kızın evini basmışlar mı kız kardeşimin? He. Al kızıl kanda koymuşlar mı? Bacım beni aradı mı? Sen de aradın. Bunu aradım. Bacıma ben demedim. Bacımın anda daha konuşmadım. Engelledim. Tamam, ama sen biliyor musun? Bacının yüzüğünü satıp sana çeyrek altınını verdiğini engelledim. Biliyor musun? Ben bunu aradım. Dedim ki siz nasıl dedim dolarını çalıp da hırsız dedim. Ekmeğini yiyip de dedim. Milletin dedim gidip de evini basıp da kanda koyunuz dedim. 8 ay kardeşini besledim. 500 milyon dedim, kardeşine dedim askere giderken saldım. Ben dedim hiç saklamayayım, yemem. Bir de altınım var dedim, onlara verin dedim, ben sizi engelliyorum. Tamam, sonra altını geri vermişsin kız kardeşine işte. Altınımı öldükten sonra verdiler. Hayır işte kadın almış, yüzüğünü satın altınımı almış. Altınımı öldükten sonra verdiler. İşte almış demek ki verememiş. Ölüsünü de, ölüsünü de kaldırdık işte, öldüğü günü verdiler. Öldüğü gün değil, ertesi günü. Sen bunun, kardeşinin bunun küçük kardeşi gün, verdi. Ona verdiğin 20 yıl önceki altını mı aldın? Yok yok. Öldüğüm kardeşinin bu evi basıncı diyorum. Dedim ki aldın. Tamam verdiler, sen de aldın ya. Yani onu. Ha. İnanmıyorum. Niye öldüğü almıyorum gün ben taktığımı da ona gelip de milletin evini basıyor. Niye almıyorum niye? Benim
Yüzüğünü bozsun, neyini bozarsa bozsun. Beni ilgilendirmez. Peki nasıl koca telefon attınız ya? Benim şekerim o anda 600'e çıkarttıydı. Öldüğü günde Kur'an'ında ben nasıl oluyor? Mevlidine de gittim. Nazife senin eltin mi hayatım? Kim? Nazife Hanım eltin mi? Yengem. He? Amcamın eşi. Bağlanan amcamın eşi. Amca şu an az önce bağlanan amcanın eşi. Me. Senin küfür etme. Ne küfürler yazıyor? Küfür etme, Nesine. Küfür etme ya bunu lütfen. Daha 3 gün önce hayır, kızımı hayır. Götürmedin. Ya dur bakalım belki senden taraf olacak ne biliyorsun? Ya herkesin de ama her şeyi böyle anlatılmaz ki. Nazife Hanım günaydın. Günaydın. Günaydın efendim buyurun. Şu şekilde söyleyeyim. Ben satılmış Engin'in ilk evliliğine de karşı çıkan tek kişi bendim. Söylediğim sadece ben bu iş olmayacak, yürümeyecek. Elinde gecinde ayrılık olacak, vermeyin dedim. Ama verildi. Beni dinlemediler. Engin tamam çalışmadı, etmedi. Şu da var. O sattığı evi satılmış krediyle aldı. O dönem çalışıyordu. Ankara'nın büyük bir hastanelerinden birinde. Kredi çekti. Kredini borcunu ödedi. Daha sonra işten ayrıldı. İşte bu tazminat olaylarıyla ilgili bir şeyler olduğu için işten ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Ondan sonra çalışmadı. Hiç çalışmadı. Bu hanımefendi hatırlıyorsa Elkin'in cenazesinde kendisine bir laf söylemiştim. Bacım diye ağlıyordu kendisi. Oldu şimdi dedim. Çünkü Elkin'in son suyunu ben verdim. En son konuşan kişi bendim. Evet. Ne dedi kardeşi yani kız kardeşi ne dedi? Dedim sana ne oldu dedim. Rezil ettiler gene dedi. Beni rezil etti dedi. Yenge ben dövmüşüm annemin bir tarafında morluk gördüm. Her tarafını dövdüm. Kolunu üniteye düşürdü. Yani Fadime Kızı Hanım. Kızı desin bağlandı. Fadime Hanım tabii Fadisin. Ki yani ölüm hakkı her kişiye bir neden vardır da yani Fadime Hanım dediği gibi Engin annesini dövdü de mi öldü? Yoksa Fadime Hanım altını istedi dövdü, kadın kalp öldü, krizi demiyorum, geçirdi. Demiyorum. Her zaman dövdü. Öyle hangisi? Hem dövdü hem sövdü. Her zaman dövdü. Ya Hanım şu şekilde söyleyeyim. Şu şekilde söyleyeyim. Ben Ertim'in o kadar bacısıydı. 2-3 gün hastanede yattı öleceği belliydi. Ona gitmedi. Neye geleceğim? Tüm kadın altına yapmıştı. Kadın altına yapmıştı. Kadının altını temizleyecek bir kimse olmadığı için kızı var, hastanede temizliğini ben yaptım. Suyunu ben içirdim. Bak oğlu diyor ben yaptım o diyor. Buna da yalancı diye bu hitap ederdi boyuna. Bak gülüyor. Bu diyor ben yaptım o diyor canım ben yaptım. Canım şimdi annesinin altını da erkek çocuğu değiştirmez bir kadın varken yani. Bir şey söyleyebilirim Müge abla. Yalan. Abla. Yalan. Yani mecbur kalırsa değiştirir de başka bir kadın varsa da erkek Müge çocuğu abla, da değiştirir ben herhalde annesine. Buna yakışır. Kızı var, kızı. Ben girecektim temizliğe. Doktor bey dedim ki hani ben var. Oğluyum. Girebilir Bitecek miyim? Hani kimse yok dedim bir bayan olarak. O arada yengem geldi. Ya, tabii ki var. Değiştirebilirsin yengeme ihtiyacı olduğu zaman da yani tabii ki bir kadın varsa benim kadına yakışır. Ayıp olur, yanlış olur dedim. Evet. Sana zahmet girer misin, yapar sen mısın? Sen kız kardeşisin ya, senin gitmen lazım. Ben ta Kırıkkale'den geldim, ben bunu aradım dedi ki. 3 gün yattı, niye gelmedin? Sonra cenazesine gittin mi? Hangi bacısı evet. geldi? 3 gün, 3 gün. Cenazesine nasıl gittin, sen hastanedeyken de gidebilirsin. Tedaviye dedi, tepkiyi veriyor, iyi dedi bu. Gel evimize kalkın. Ya bir şey söyleyeyim mi ya, bir de. Yani ben bu cenazeye gitme meselesini şöyle anlayamıyorum yani. Yedi kat eller gider birbirine de. Yani en yakın akrabansa benim ne cenazeme gelecek? Ben hastanedeyken bakınma gelsin. Sonra ben öldükten sonra ister bugün gelsin yattım, ister gelmesin yani. Canım, bugün ya benim hastalığımda yanımda yokken cenazede gelsin. Millete karşı ben cenazeye gittim. Gelme hiç. Müge Hanım bir gün önce yattı ben bunu aradım. Akşamıdı. Aradım kontrolüm bitti. Geri bu kimi bana aradın? Dönmedi. Sabah 9'da kalktım gidiyordum. Bir de haber geldi. Tamam bu altın meselesi ne? Altınını istedi diye kadın kalp krizi o geçirdiler diye. O bir buçuk ay önceydi. Yalan söylüyor. Sonra sen cenazeye gittin sana ya, altını kim verdi? Bana bunlardan dertleşiyor sana de. Sana altını kim ben verdi? Ben de telefonu mu? He? Sana sonra altını cenazede kim verdi? Bunun kardeşi verdi. Ya teyzenin oğlu verdi. Evet. Ben de bu altın. Annemden istemiştin teyze. Ben de bu altın ne yeni dedim? Verdi. Bu altın ne dedim? Asiyet etti annem dedi. Ben ölünce vermezsiniz bacılarımın altının incisini verin dedi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti.
hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.